Türkiye genelinde faaliyet gösteren çok sayıda emekli sendikası, Türkiye Emekliler ve EYT'liler Birliği'ni oluşturmuştu. Birlik bugün ilk basın açıklamasını Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdi. Edirne'deki açıklama DİSK Trakya Bölgesi temsilciliğinde yapıldı. Basın açıklamasını okuyan DİSK Emekli Sen Edirne Şube Başkanı Sait Dayıoğlu, emeklilerin satın alma güçlerinde büyük düşüş olduğunu dile getirdi. Emekli sendikaları ile EYT ve Emekliler Federasyonu'nun ortak mücadele amacıyla bir süreden beri sürdürdüğü güç ve eylem birliği çalışmaları olumlu sonuçlandı. Ankara'da 24 Mart günü tüm emekliler sendikası genel merkezinde bir araya gelen çok sayıda emekli sendikası, dernek ve platform ile EYT ve Emekliler Federasyonu tarafından gerçekleştirilen basın toplantısında bugüne kadar çeşitli isimler altında ayrı ayrı yürütülen hak alma mücadelesini bundan sonra hep birlikte ortak olarak sürdürmek amacıyla Türkiye Emekliler ve EYT'liler Birliği'nin oluşturulduğu açıklandı. Ortak talepler vurgulandı. 20 ayrı emekli kurumunun katıldığı Türkiye Emekliler ve EYT'liler Birliği'nin yaptığı açıklamada biz farklı federasyon, sendikalar, dernekler ve platformlar olarak bulunduğumuz yapılarda emeklilerin ve EYT'lilerin insanca yaşam hakkı için mücadele ediyoruz. Yıllardır sistematik olarak uygulanan politikalarla önce yoksulluk, sonra açlık sınırı altında bir yaşama mahkum edilmemiz karşısında aşağıda imzası bulunan sendikalar, dernekler ve platformlar bugünden itibaren başta yerellerde ve merkezi düzeyde hak arama mücadelemizi birlikte yürüteceğimizi emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, özel sandık emeklileri ve EYT'liler olmak üzere tüm yurttaşlarımıza ilan ediyoruz. Ülke nüfusumuz yaşlanmakta ve bu da emekliler ve yaşlı nüfusa yönelik politikaların önemini artırmaktadır. Biz emekliler satın alma gücümüzün düştüğünü bizzat yaşamamızdan biliyoruz. Gerçekten çok zorlanmaya başladık. 2002 tarihinde en düşük emekli aylığımız 257 lira iken asgari ücret 184 lira idi. Günümüzde yani 2024'te ise en düşük emekli aylığımız 10 bin lira. Asgari ücret 17 bin 2 lira. Halbuki yapılan açıklamalara göre açlık sınırı 15 bin lirayı aştı. Yoksulluk sınırı ise 52 bin liraya yaklaştı. Sadece asgari ücretle yaptığımız kıyaslama ile biz emeklilerin maaşlarının zaman içerisinde ne kadar düştüğünü ve son 1-2 yıl içerisinde de artık her şeyi kısarak kredi şartları ile ayakta durmaya çalıştığımızı, bankaların verilerinde de görüleceği gibi kredi kartlarını da ödeyemez hale getirildik. Birliğin talepleri ise DİSK Emekli Sen Edirne Şubesi Disiplin Kurulu üyesi Hilal Bilgenoğlu tarafından açıklandı. Emekli aylıkları iyileştirilerek uluslararası standart ve normlara uygun hale getirilmeli. Aylık bağlama oranları 2000 yılı öncesine döndürülmeli. Güncelleme kas sayısında milli gelir artışından pay verilmelidir. En düşük emekli kök maaşı en düşük memur maaşından az olmamalıdır. 2. Emekli hak ve sahiplerinin aylıkları bağımsız kurumlarca açıklanan gerçek enflasyon oranına göre otomatik olarak güncellenmelidir. Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 4 ikramiye verilmeli. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödenmeli. Ödenen ikramiyeler asgari ücretle eşitlenmelidir. 3. Temel gıda maddeleriyle elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için tüm emekli dul ve yetimlerin kök maaşlarına acilen 12 bin lira seyyanen zam istiyoruz. 4. Emekli maaşlarının iktidarlar tarafından tek taraflı belirlenmesi yerine anayasada gerekli düzenlemenin uluslararası tüm metinlerde geçtiği gibi herkes sendika kurabilir şeklinde düzenlenmesi ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emekli sendikaları statüsü yasasının çıkarılarak bizlerle birlikte toplu iş sözleşme masasında belirlenmesini istiyoruz. Bunun için de anayasanın sendika kurma hakkını tanımlayan 51. maddesiyle toplu iş sözleşme hakkını tanımlayan
53. maddelerine emekliler ile dul ve yetim aile alanlar ibaresi eklenerek emeklilerin sendika kurma hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve ilgili yasalarda gerekli değişiklikler yapılarak emekli sendikaları statüsü yasası çıkarılmalıdır. 5. Aylık bağlanma oranlarının eski sisteme yani %70'e döndürülmesini istiyoruz. 6. Gerçek bir intibak yasası acilen çıkarılarak 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilmelidir. 7. 10 banka, 6 sigorta şirketiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve ona bağlı odaların çalışanların olduğu 17 emekli sandığına bağlı yaklaşık 300 bin emeklinin yaşadıkları mağduriyetler yasalar ile giderilmelidir. 8. Emekli maaşlarından kesilen muayene, ilaç vesaire tüm sağlık kesintilerine son verilsin. 9. Şehir içi tüm toplu taşıma araçlarından emeklileri ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın. 10. Temel gıda maddeleriyle elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın. 11. Geriatri, yaşlılık bölümleri açılsın. Var olanlara takviye edilsin. Emekli ve yaşlı vatandaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın. 12. Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel bankalar maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her yıl bir maaş artışına göre promosyonları güncellemelidir. 13. Çalışanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem tazminatları ile bir daire satın alamamakta. Konut sahibi olamayan emeklilere TOKİ tarafından ucuz konut sağlanmalı, emeklilere bir taraftan da barınma yardımı yapılmalıdır. 14. Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilmeli. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi ve yaşam merkezi sayısı artırılarak bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. 15. Emeklinin vefatı sonrası bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuğuna zaten düşük olan emekli maaşı daha düşük oranda ödenerek emeklinin geride kalan eşi ve evlenmemiş çocuğu tam bir sefalete mahkum edilmektedir. Sosyal devlette dul ve yetim maaşı en düşük emekli maaşından az olamaz. 16. Çalışan emeklilerden sosyal güvenlik destekleme primi adı altında %32'lik kesintinin kaldırılmasını talep ediyoruz. 17. Kökten çözülmeyen EYT meselesinde eksik çıkarılan yasa ile 5000 prim ve kısmi emeklilik hakları masada bırakılan EYT'lilerin mağduriyetlerinin giderilmesini, Bağkur kapsamı altında tescil prim eşitleme ve ihya sorununun çözülmesini, staj ve çıraklık başlangıcının süresinin emeklilik sigorta başlangıç süresinden sayılmasını, 8 Eylül 1999 sonrası çalışma hayatına girenlerin sorunlarını çözmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminin kökten bir reformla yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz. Yaşamımızı zorlaştıran, emeklileri yok sayan her türlü zihniyete ve uygulamalara karşı bir şekilde karşı durabilmeli, haklarımızı savunabilmeli, hayatımızı kolaylaştırmalıyız. Güçlerimizi birleştire birleştire kazanacağız. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Yaşasın emeklilerin birlikte ortak mücadelesi, yaşasın Türkiye Emekliler ve EYT'liler Birliği.